bu spor ya yani spor yapıyor belli oğlum, yapmasa bu triceps biceps çıkar mı böyle hammer hammer. Ya. Arkanı dön. Kanat ver bakayım. Anam. Bölümümüzle alakalı olduğu için şimdi sana bir kıyafet getireceğim. Onu bir giy, öyle başlayalım, tamam mı? Yine şaklaman olacağız. Aa. Hammer balta abi. Hayır abi, ne zaman? Balta mı sence, emin misin? Bir bak. Yine kesin şaklaban olacağız. Bu ne? Dedelerin... Depresyondaki insanın yedikleri yemekleri de. Yemiyormuşum. Deneyeceğiz. Arkadaşlar size bir önceki ev dönemlerimde yaptığım yayınlarda üzerinde hep battaniye vardı ya. O da benim depresyon battaniyemdi. Abi niye senin hiç kilo vereceğine inanmıyorum ya. Kısmet kardeşim. Dur bakalım. Allah'ım ne kadar güzel bir bölüm. Ve üstelik depresyondayken o hallerim ister istemez yayınlarıma yansıyordu ya. İşte o yansıdığında insanların yorumları daha da çok üzüyordu, biliyor musunuz? Eldiren artık şöyle, Eldiren artık böyle. Son bir haftadır yayınlarını izliyorum. Sanki bıkmış gibi. Sanki para Eldiren değiştirmiş gibi. Ya şimdi hiç kimse de dememiş ki, abi bu adamın bir sıkıntısı mı var acaba? Ya o yüzden o dönem o 1-2 hafta hiç sosyal medyada yorum okumadım. Bozdu ya değil böyle. Yani o dönemki enep diyorum ya, enerjimiz size çok yansıyor yani. Sinirli olsan, mutlu olsan. Böyle destek olsun diye girip bir bakmak istiyorsun. Kaçış yolu arıyorsun kendine. Üstüne orada pataküte o yorumları gördüm. Ve benim çok eski takipçilerimden böyle bana aylarca mesaj atanlardan. Vay be dedim. Kapat. E o çözümünü buldum. Bakmadım. Yani hani çözüm o kadar basitti de. Bu ya. Düşün böyle beyninde 1000 tane dert var amına koyayım. Battaniye sarmışsın böyle oturuyorsun. Adam para bu Eldiren'i böyle yaptı işte falan yazıyor. Yani uzun bir süre. Ne alakaysa. Yemek bölümüne geldim ya yine. Cancım hiç daha önce depresyona girdin mi? Girdim tabii canım. Girmez olur muyum? Ya of, çok kötüydü ya. Hala depresyonda gibi yalnız şu an. Kaza giyince de. Baya kötü, ben sevmiyorum onu. Yok. Anılı düşün mesela. Ya nasıl yok ya? Yani nasıl bir insan depresyona... Dur bakayım ama yani depresyon... Benim de dediğim depresyon mu acaba? Depresyondur o ya. Depresyonun tam bir tanımı depresyon. Belirtileri. Sürekli üzgün hissetmek, günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı, iştah değişiklikleri, aşırı yeme, uykuya da tamam depresyon işte amına koyayım. Anıl gibi oldun mu? Olmadım. Yani geçen sene bir ilk pandeminin ilk dönemlerinde. Orada bir depresifleştim. Devamı da var. Değersiz ve suçlu hissetmek, konuşmada ve hareketlerde yavaşlık, enerji düşüklüğü, sürekli yorgun hissetme. Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu. Ya bunlar yani Google'da çıkan şeyler, daha kapsamlıdır, daha derindir belki ama. Şimdi diyorsun, evet, sıkıntılı bir dönem geçirdim. Ben depresyondaymışım yazdım. O zaman bu zaman psikolojik destek alıyorum. Herkese öneriyorum. Bir kere farkındalık önemli çünkü ben fark ettim yani depresyona girdiğimi. Çoğu insan fark etmiyor, şaka değil. Evet, birkaç ay sonra fark ediyor ben yani. Fark ediyorum yani. Ama o hayat en azından öyle geçmiş oluyor. İyi olmak için şimdi çabalık. Yemekleri denemeye başlamadan önce sana kötü gelen şeylerden kurtul. Hemen söyleyeyim. Yiyeceğimiz yiyecekler çok iştah açıcı yiyecekler değil. Ama yine de iftardan sonra arkadaşlar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Gelecek şeyleri biliyorum ben yani. Pizza, dondurma, çikolata, şeker. Şöyle bir açıklayabilir miyim? Sosyal medyada birçok insan depresyon... Pardon, ses çokmuş, özür dilerim. ...öndeyken yedikleri yemekleri paylaşmış. Biz de onların arasından en ilginç olanları daha çok seviyoruz. Abi neye göre depresyon, kime göre depresyon? Madem hep üzgün hissetmekte, hep ülkece depresyondayız. Biz zaten genel olarak depresif bir milletiz. Yani çok fazla duygusalız, çok fazla sorunlarla da karşılaştığımız için, zor bir hayat yaşadığımız için genel olarak bir mutsuzluk var zaten. Başka ülkelerde kıyasladığın zaman bazı ülkelerle o farkı anlayabiliyorsun. Hayat şartları falan bunları günlük olarak etkiliyor. Hep söylerim ya, senin evdeki eşin, çoluğun, çocuğun, onların hayat standartını daha iyiye getirmeye çalışan bir baba figürü düşün ve o babanın bununla mücadele edip başaramadığını düşün. O adamı suçlayamıyorsan değil mi? Evine geldiği zaman o mutsuzluğu sana aktarıyor. Sen ondan dolayı etkileniyorsun. Sen de depresif oluyorsun.
Ya bir sürü mevzu var ya. Baba örnek sadece. Ya. Bu anne de olabilir, bu amca da olabilir, dayı da olabilir, eşin de olabilir. Genel olarak zorluk var yani. Ondan dolayı bunlar yaşanıyor. Bu da aklında bir dipnot olarak bulunsun. Ve... Kanka neden? Neden? Bu bölüm çok güzel bir bölüm olabilirdi. Kimin için ama? Benim için ve izleyiciler için. Evet, şimdi gözdeciğim ilk yiyeceğimizden başlıyoruz. Biraz acıktım. Neler var acaba? Çok güzel şeyler. Az az getir bana, diyetteyim anasını satayım. Ya tam diyete giriyorum, bölüm çıkıyor. Tam diyete giriyorum, bölüm çıkıyor. Ben evde taze fasulye falan yiyecektim. Melif'in çözüme bak ya. Abi vallahi bir şey diyebilir miyim? 6 yaşında ailem ayrıldı. Annem babam yeniden evlendi. İzmir'e yerleştim. Sürekli arkadaşlarım dışarıda dışladı. Liseye gittim. İlk kız arkadaşım beni aldattı ama bunlar sayesinde şimdi tam bir playboy oldum. Ve mutsuz olmak cidden gereksiz bir şey. Hayatın tadını, anı yaşamak gerek. Depresi olmaya ne gerek var demiş. Adam bir adinin doğuşu falan dedim böyle. Bundan sonra şerefsizim abi. Gerçekten depresyona girdim bu arada. Evet. Allah belanı vermesin ya. Oğlum niye bela yapıyorsun? Oğlum bu nasıl bir depresyon yemeği ya? Mesela burada bir emek var. Hani depresyonda da olsa insan ekmeğin üzerine bir şeyler sürebilir diye düşünüyorum. Hani bu kadar da depresyonda olma yani. Ne bu ya? Mayonezli. Değil. Çok güzel bir şey bu kahvaltı. Bu çeşitli labne. Margarin. Değil. Labne. Değil. Tereyağı. Değil. Yoğurt. Değil. Ne bu ya? Ranch sauce. Niye depresyonu bunu yiyorum ben? Depresyonu... Bu arada mayonez, ketçap, ekmek kadar güzel bir şey var mı? Öyle şık 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 karıştır şöyle bir ekmeği de bana. Yemiyorsunuz depresyonu, bunu yiyorlar. Niye? İnsanın canı çekiyor demek ki depresyondaki. Bu hamilelik gibi bir şey değil ki. Bu önündeki bir tost ekmeği üzerine sürmüş hadi olan... Renk sos. Ya oğlum hamburger sevmiyor musunuz? Hamburgerin içinde mayonez, ketçap oluyor ya da sos istedim bilmem neyin. Yerken diye yiyorsun. O lezzeti veren sosis mi sanıyorsun, et mi sanıyorsun? O lezzeti veren mayonez, ketçapın alttaki birleşimi. Hayır, et met değil kordi. Sallama götünden ya. Et de var. Ne kızıyorsun amına koyayım, Allah Allah. Et de var da. Ya hani... Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın, benle bu tip konularda iddiaya girmeyin. Damak konusunda savaş kabul etmiyorum. Yarışırım, kapışırım. Bak, güzel kardeşim. Hamburger yediğin hayal et. O dağılan hamburger vardır ya, eti böyle diye çıkar o. Ekmekten bağımsız yaşamak ister. Sen onu farkında olmadan yersin. Ve içindeki et kaybolur ve sadece marul, mayonez, ketçap ve ekmek kalır. O daha lezzetlidir. Bak o daha lezzetlidir. O son attığım parça daha güzeldir böyle. Hamburger ne abi, yeniyor mu? Of. Kim yer abi bunu, şaka mısınız? Yani ne faydası varmış renk sosun? Faydası yok. Ne yiyorlar? Kim yiyor abi bunu? Abi de anladın mı? Oğlum adam kilo vermiş de güzel. Bozdurmayın niyetini ya. Harbi mi? Bak bu ben, arkadaki de şey... Holmes. Değişik değişik bel altı oyunlar. Güzel. Nasıl güzel ya? Nasıl güzel olur oğlum? Ben Lensos çok severim. Kötü değil. Ama midi deler yani. Ben tost çok severim, patates kızartmasıyla daha ziyade. Niye tost ekmeği sevmez misin? Yok. Mantıklı ama işte üzerine salam ve peynir... Morek, sadece yayında bu kadar sigara içiyorum ya. O yani. Garip bir şekilde keyifleniyorum herhalde. Tamam abi, depresyondasın da yani. Yani renk sosu ekmeğin üzerine sürmek nasıl bir vizyon? Cold blend, bakacağım. Bak şöyle düşün. Belki çok büyük, yıllarca birlikte olduğun kızdan ayrıldın ya da hayatında hiçbir şey düzgün gitmiyor, depresyondasın. Bunun arkasındaki mekanizma o zaman şu: bir şey yiyerek beyindeki haz mekanizmasının tetiklenmesine yardımcı olmak. Yani burada amaç sadece bir şey yemiş olmak. İnsanlar niye depresyondayken yiyor olabilir? Niye canları çünkü çekiyor? Keyif verici bir şey. Canları çekmiyor abi. Dolapta açıyor. Alışverişe gitmemiş günlerdir. Sos ekmeğe kalmış bayat. Bir sos alıyor dolapta. Sos buluyor. Salça bulsa salça sürecek yani bu. Evet. Bunu yapacağını McDonald's'ı arayıp
Bir patates pizzerini söylese işe çözülüyor yani. Ama üşenme. Yani. Bunu yapana kadar McDonald's 1000 kere ararsınız. Ulusal Ruh Sağlığı Kurumu'na göre depresyon, abi lütfen şu videoyu açabilirsiniz. Dur bekle lan dur. Ve net bir fiziksel nedeni olmayan ağrılara neden olabiliyormuş. Bende var bu. Kimi insanlar depresyona girdiklerinde iştahlarını kaybediyormuş. Kimileri de kendilerini yemeğe veriyorlarmış. Ben ikinci taraftayım. Mutsuz olunca direkt yerim. Hangi taraftasın burada? Mutsuz olduğunuzda yiyor musunuz? Mutsuz olduğunuz zaman yemekten mi kesiliyorsunuz? Ben mesela direkt yiyen bir adamım. Yani ama böyle durmaksızın. Ne bulursam önemli değil ne olduğu yani. Sürekli ağzımda bir şey olur yani. Anladık arkadaşlar. Paranız yok. Dur bir muhabbet ediyoruz ya. Sikeceğim her şeyde para yok, para yok, para yok. Anladık. Aa yeter ya. Ya ekmek diyor adam, ekmeğin tadı ne diyor ya. Üf, tamam anladık arkadaşlar, espri yapmayın. Biliyoruz. E yok ama tamam. Amına koyayım ya. Bütün gün şeyi mi konuşalım? Parayı mı konuşalım? Kesiliyormuş bak. Oha bu kadar çok kişi kesiliyor mu ya? Allah Allah, ben direkt yiyorsunuzdur sandım ha. Demek ben anormalim. Kesilmek ne abi? Yani yemekten kesilmek. Yemeği bırakıyorum depresyon ya da mutsuz olduğum zaman. Yemek veriyorsun kendine. Mutsuz olduğunda falan evet. Mesela. Daha çok yiyorum diyorsun. Hepsini bitirdim. Gömdü. Ben en son severim dedim ama. Depresyon gibi duygu durum bozukluklarında beyindeki işte... Ya Burak seni yerim lan. Senin... Bilgilerini yerim bak. Çünkü çok güzel şeyler söylüyor bu arada. Yani Instagram'ında görüyorum. Çok güzel şeyler söylüyor. Kimyasallar aşağı doğru çekildiği için zihin otomatik olarak bizi mutlu olacağımız, yani kısa yoldan mutlu olacağımız bir aktiviteye yönlendiriyor. O da yemek yemek. Bunun sonra şişmanladıkça da daha çok mutsuz oluyorsun. Bir de üstüne o var. Bende o var mesela. Anlık mutluluk için yiyorsun. Sonra... İğrenç bir yani, sağlıksızlaşıyorsun böyle falan oluyorsun. Aynaya bakıyorsun. İyice kilo almışsın. Bende bir de ne oluyor biliyor musunuz? Ulan zaten yedim, kilo aldım. Vur devam et diyorum. Daha da kendimi mutsuz etmek için çalışıyorum. Kısa vadeli mutluluklar o yüzden iş yapmıyor. Basit ve en legal yolu yemek yemek. Bazıları alkol tüketiyor, bazıları başka bir şey yapıyor, bazıları da yemek yiyor. Bu haz mekanizmasının daha fazla tetiklenmesi için daha sık bu davranışı gerçekleştiriyorlar. Bazıları ama yemiyor işte. Bazıları iştahsızlık oluyor. Tamam bazılarında öyle oluyor ama onlar da bu kısa yoldan hazzı yemek yemek değil de başka bir şey yaparak kapatmaya çalışıyorlar. Peki abi, tost ekmeği üzerine sürülmüş red sosa depresyon anında yediğin bir yiyecek gözüyle bakarsan onun üzerinden kaç puan verirsin? 3. Çok üzücü. Bu üzücü şeye de 4 puan veriyorum. 3 veriyorum. Depresyonda olduğunu düşünürsem çok mutsuzsun ha. Bu beni daha mutsuz eder abi. Bozuldum yani. Öyle mi? Tabii. Ama o yüzden 2. 4. 4. Güzel bir puana bak. O ikinci ne arkadaşım ya? Geçiyoruz. Ne olur arada şöyle bir şey, güzel bir şey gelsin ya. Bu ne ya? Elma mı? Ekmek mi o? Ne o ya? Gerçekten insan giydiği kıyafetler etkiliyor biliyor musun? Depresyondayım, unutamadım. Kek mi? Çedar peyniri. Aldatıldım. Gerçekten depresyona giriyor. Gerçekten etkiliyor insanı. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Ya depresyondayken çedar peyniri yiyen var mı aranızda arkadaşlar? Çok mutsuz. Nutella niye yok orada mesela? Mimleşmiş bir şey. Ulan şunu zaten bir tabağa 450 lira amına koyayım. Depresyondayken parfe yiyorum ha. O ne ya? Kaşar peynir mi abi? Gerçekten buraya utanmadan kaşar peynir mi getirdin o zaman? 20 kelime atın. Masum. Kaşar. Değil mi? Bu peynir. Kaşar bu. Bu ne oğlum? Bu yenir mi? Bari çatal bıçak da verseydin. Isır oğlum, al yapıştır değil. Yani çatal bıçak. Değil. Tereyağı mı? Çedar peyniri. Hmm. Bu nasıl bir içerik? Abiciğim sen depresyon insan dalga mı geçiyorsun şu anda ya? Hayır da depresyon insan bunun yanından geçmem. Bunu yiyor diye sen ne yapıyorsun? Yanından geçmem bunun. Haklı! Haklı!
Ne alaka? Oğlum benim kullandığım pil. Şöyle bir bilgi vereyim abi sen yemeden önce. Yemeden önce şöyle bir bilgi vereyim. İnsanların depresyondayken tercih ettiği yemekleri araştırırken birçok insanın buğra sade cheddar. He tamam şey bu bizim ülkeye has bir şey değil arkadaşlar. Bu dünya çapındaki bir araştırma yüksek ihtimal. Bu bizde yok. Bunu geç. Peynirini bir kalıp halinde bir oturuşta yediğini gördük. Çedar, depresyonda çedar mı? Oğlum bir bıçak var. Gizde. Isırarak mı yiyorsun? Sen ne için yani? Kafan ağrı ya. Hülyalardasın ya. Depresyondasın kızım. Ha buzdolabını açtım. Nasıl toparlayacağız be Gözde? Gerçekten depresyona girdim. Şakasız. Büyük ısırkan. Depresyondasın sen artık. Nasıl sade nasıl tadı var şu an? İğrenç. Gideri yok yani. İğrenç değil. Hemen moda giriyorum. Ne gibi böyle? Bu Batuhan gibi. Depresyona mı gireceksin şu an? Evet aynen. Belki de önce yaşatmam lazım kendime. Bir kameraya sırtım dönmem lazım önce. Ha. Evet. Çok komik geldi çıkışına bakma yani. Depresyonda olsam da ben bunu yemem yani. Gelecek kaygısı bir anda. Geçmiş pişmanlıklar bir anda. Bir anda. Anda kalsan anın tadı yok. Gözde. Bir sen varsın çedar. Ben çedar da çok... Bir yerde bir şey gördüm. Çedar peyniri 1 kilo 120 lira diyor. Mümkün değil amına koyayım. Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Allah Allah. 1 kilo. 120 TL. Burası bence yalan. Ama site de güzel site ya. Ama bak burada da. Allah Allah. Oğlum küçük Pınar'ın. Gerçi o cheddar değil tam ama. Hamburger peynirleri var ya. Onlar 40-50 lira olmadı mı ya? Olabilir diyor. Allah Allah. Oğlum 1 kilo 120 TL cheddar pahalı değil ki. Ben daha pahalı bekliyordum yani. Çok sevmiyormuşum ya. Ama orada tek seferde yedin. Oğlum hepsini yeme. Niye? Kolesterol bir şey olur lan. Çok yağlı bir peynir. Evet. Onu söylüyorum. Orada fırsattan istifade yedi bitirdi ha. Aslında öyle de. Daha depresyonda hissettim şu an yerken. Depresyondaki insanlar neden bir kalıp dolusu... Arsız çedar abi o sadece çet. İyi olabilir. Ekmeğin içine koymayı üşenekleri için. Efendim şöyle bir bilgimiz var. Doktorlar fazla peynir tüketmeyi fazla peynir tüketmeyi önermiyormuş. Süt ürünleri ruh hali sorunları söz konusu olduğunda en sık bildirilen sorunlu gıdalardan bir tanesiymiş. Yemin et. Süt ürünleri bağımlılık dışında saldırganlık ve depresyonla da ilişkilendiriliyormuş. Benim günde yarım litre süt içtiğimi en az biliyor muydun? Süt bu arada zararlı zaten. O kadar çok peynir yiyorum ki. Ne durumda sütle aranız? Evet sonra... Bırak ki ben çok kötüyüm diye yanıma geliyorsun. Abim. Allah Allah. Serotonin, vücutta beyindeki serotonin hormonu çok fazlaysa... Çok. Ya seni yerim Burak'a bak ikinci kez diyorum ya. Bakın arkadaşlar. Şizofreni oluyorsun. Yapma ya. Çok azsa Parkinson oluyorsun. Bunu biliyor muydun? Serotonin çok önemli o zaman. Kısadan işte. Evet, 10 üzerinden kaç benim... puanlık bir depresyon... Şey gibi değil mi Buğra? Güncelleme yaptırmış gibi değil mi? Hani böyle 3 video önce başka 3 güncelleme çip takıyorlar. Tamamen bir psikoloji üzerine bütün bilgiler yüklenmiş. Vücut da değişmiş. 7, Buğra V2. Sen 5. 10 numara. Kaç puan veriyorsun? 1. 1. Update gelmiş. Severim Buğra'yı. Peynir olduğu için... 3'ten az asla veremem. O yüzden 4 veriyorum. Kaşar peynir falan böyle çok yerim. Depresyondaki mutsuzken oturup peynir yerim. O psikolog abi adam biliyorum ben oğlum. Ben 9 verdim. 4. Dalyan'ın yine hoşuna gitmedi. Tepkikolik serisinden bahsediyorum. Sözümüze hemen geçiyoruz. Ay peynir çok ağır geldi. İnşallah yemek vardır ya. Ben hiç doymadım. Heh. Şimdi bak. Bu sepet doğru bir sepet. Bu sepet doğru.
Abur cubur abi. Ben gerçekten aç kalacağım. Sen benim cipsi yemediğimi biliyorsun herhalde. Abi ben ne zamandır be? Oo, var mı lan fıstıklı çitos? Oy ayak kokan bak bu peynirli. Bu da biftekli miydi böyle geçiyordu. Bir patates kızartması gibi ince taneli. Bir de bu ikisine bayılırım. Be. İşte tamam bu daha yüksek puan hak eden bir depresyon şeyi. Aynen, evet. O ayak kokan bizim şey çocukluğumuzdan kalmadır. O böyle paketi ilk açtığın zaman böyle bir parmak arası esansı vurur yüzüne. Tamam gereken bu evet. Bunlar evet. Bunlar mutlu eder. Çocukluğum. Bu olmamış. Evet. Haribo. Konu şu anda senin neyi sevip neyi peynir. Sevmediğin değil ya. Allah Allah. Bu fıstık mı bu? Evet. Fıstık best. Fıstık biftek ve balık kraker müthiş. Bunları ay balık kraker. Şundan iki tane var. Bundan bir tanesini al. Bundan da iki tane var. Şunları yiyeyim. Mesela şimdi tabii şöyle bir şey de var. Bu önümüzdekinin hepsi sağlıklı. Aa bak bu fıstıklıydı değil mi? Şimdi onun bilgisini vereceğim ama sağlıklı olmakla alakalı bir arzu yok zaten o dönemde. Evet. Çünkü sağlıklı beslenebilmek için ekstra bir efor harcaman gerekiyor ya. Evet. O eforu harcayacak enerjin de olmuyor. Sağlığını mı düşünecek olmadı? Ayak kokan dört os peynirli ya. Ya peynirli olan her şeyde o hissiyat yaşanıyor. Canım çekti Allah kahretsin. Bu tat. Balık kreker canım çekti ya. İnsan da böyle düşünemiyor büyük ihtimalle. Sağlıklı yiyince daha iyi hisseder ya insan. Hani sanki bunları yiyip daha da kötü hissedecekmiş gibi. Evet evet. Yani kendini zorlayıp sağlıklı bir şey yese diyorsun ki insan. Ya düşün ya çok yediğin zaman mesela aşırı bokunu çıkardığın zaman ağzınız da yara oluyor mesela. Aşırı baharattan mıdır nedir ya da dokusundan mıdır damak mamak dağılıyor ya. Onu bile seviyorum. Yemek. Oh. Bir mutluluk ifadesi. Abi Harvard Üniversitesi'nin 2012 yılında tuzdan tuzda etkiliyor. Can sıkıntı ve stres bizi yemek yemeye yönlendiriyormuş. Ya bakayım. Bu davranış psikolojide stresten yemek veya duygusal yeme bozukluğu olarak da tanımlanıyormuş. Depresif hissettiğimizde bu tarz ürünler yani abur cuburlar tüketmek aslında bizi depresif duygulardan uzaklaştırmak yerine daha çok içine biliyor, evet. Çekiyormuş efendim. O yüzden hani olabildiğince bu tarz kötü yiyecekler canını çok çekiyor olsa da. Ne kadar kibar yedim ya ben şu an bunu diye böyle yutmuştum. Yememiz gerekiyor. Ya fizyolojik olarak belki daha çok içine çekiyor ama bence ruhani olarak kesinlikle mutlu ediyor ya. Dengeli beslenme yani şöyle sağlıklı beslenmek daha doğrusu. Beyindeki işte bu işte serotonin, dopamin, evet. Endorfin gibi hormonların salınımını tetiklediği için depresyona girme ihtimalini aslında azaltan bir şey. Sağlıklı beslenmenin böyle bir avantajı var bir de. Hormon üretimini etki ettiği için tabii evet daha... Aynen. Doğru. İkinci bu etli işte bu protein. etli protein. Altı değil mi ya? Abur cubur çikolata falan. Altı. Tam bir depresyon yemeği işte maalesef ki. Tamam sevdiğiniz cipsleri bir 3 tanesini sıralayın kendiniz yazın bakayım. Neli daha doğrusu marka da olabilir de. Ben de söyleyeceğim. Çok cipsle aram yok da. 6-7 veriyorum. 7. 6.5. 6. Pringles. 7. Az önce para yok, para yok diyen adam Pringles diyor. Ulan benim çocuk ben Pringles. Elit şeydi amına koyayım. 3 ayda bir arkadaşım alırdı onu da şey yapardık Pringles günü. Bir tanesini yerdik onu böyle bütün gün. Pringles'mış. Bakayım neler var. Pringles. Marcus Pringles çıktı ya. Ruffles var. Doritos. Dur ama marka değil yani. Neli. Heh. Fıstıklı, sütlü mısır, ketçap, Ruffles. Şimdi ben size en sevdiğimi bulacağım. Siz onu şey yapın. Sütlü mısır olan markanındır. Sütlü mısır cips yazayım. Heh, Çerezza'ydı değil mi o? Çerezza'nın bir de fena olanı var. Çerezza neydi la o? Çerezza cips yazalım. Çıkar zaten. İki tanesi var meşhur. O da böyle patates kızartması gibi tombik. Sinema değil la. Sinema peynir galiba ya. Peynir soğan, peynir soğan. Üf. Peynir soğan çok severim. Lay's kırmızı baharatlı oluyor değil mi o? Onu çok seviyorum. Doritos'un standart yeşillisine benim yaptığım bir formül var ya. Yoğurt, mayonez, ketçap ve birazcık baharat keyfe göre. Onu o sosta çok seviyorum. Bir de... Ruffles'ın neyi vardı ya? Ruffles'ın sadesini de severim gerçi de.
Unuttum ne adını. Ama genelde böyle farklı bir soğan, peynir gibi zımbırtılar daha güzel oluyor. Bir de bazen canım şey çekiyor. Lay's'in yoğurtlusu var. O çok güzel oluyor. Böyle hafif gidiyor. 6. Ketçaplı. O da güzel. Güzel ya. Genel olarak tatları güzel. O zaman bence bu bir 6 puan hak ediyor. Çitos'ta da o şeyi çok seviyorum. Büftekli olarak. Sonundaymış gibi düşünmem lazım çünkü puanlarken. Evet. Hiçbir şey yüksek puan hak etmiyor o zaman. Bunları kedime veririm ben. Neyi? Neyi? Çok seviyorum. Allah Allah, kör olur lan. Delirdin yani. Şoka girdim ya. Gördün mü? Bunu alma. Tamam, al. Son bir tane al. Abi depresyondayken. Pringles'ta da bilmiyorum yediniz mi, sirkeli var. Sirkeli. Böyle yediğin zaman böyle oluyorsun. O çok güzel. Ama ekşi sevenlere gider o. İyi mi? Bayılıyorum oğlum ben. Sirke çok severim bir de o yüzden belki de. Ben salata yaptığım zaman kendime bir bardak sirke döküyorum. İşte en sonunda suyunu içiyorum. İğrenin hadi. Uzatayım da şunu da yiyeceğim. Farkındayım. Depresyonda... Tuzlu sirkeli nasıl herkes iyi yazabilir ya? Tuzlu sirkeli kötü mü? Ya bırak be. Başka bilgi vermeyeyim mi? Yani depresyonda sanırım makarna en çok gidiyordur ha? Ben iyiydim abi. Burada yediklerim yüzünden depresyona girdim. Yemin ederim. Pesto soslu, bol mozzarellalı. Ya kardeşim bu nasıl bir depresyon ya? Oğlum sen aç mı geldin? Yo. Niye eski Nurel görüyorum ben? Ağzının tadını biliyorsun abi. Oğlum, eyvallah kardeşim. Canımsın. Sen de biliyorsun. Ürünün orijinali normalde bu değil. Ürünün orijinalinden bir şey çıkarılmış gibi ama. Evet. Niye diğerinde sosis? Bu ne ya? Koyayım. Bu ne ya? Jelibon mu üstteki? Saçmalama artık. Ne ya? Sosisin burada ne işi var? Sen var ya işte adamsın işte. Özenle hazırlanmış bir kurabiye üzerinde sosis mi bu? Evet. Sosisse bir tane jelibon mu? Normalde granolamız var. Üstünde de sar peçimiz var. Ekşi jelibon diyebiliriz. Ortasında normalde sosis oluyordu. Sosis. Bakın ben de sizin gibi sirke sevmezdim. Daha sonrasında sevmeye başladım. Birçok şey öyle. Mesela kabak biber dolması yemeyi sevmezdim. Bayıldım. Ispanak sevmezdim. Bayıldım. Mercimek yemeyi sevmezdim. Bayıldım. Şu an bayılıyorum daha sonra. Yanlış kelime kullanıyorum da. Sirke sevmezdim. Turşu sevmezdim. Mantar sevmezdim. Bunlara hala yani bak 22'li 23'lü yaşlarıma kadar hiçbirini yemezdim. Ama ondan sonra müptelası oldum. 50 yaş sonrası oluyor. Dur git lan. 23 yaşında yemeye başladım. Nasıl 50 yaş kardeşim? Bamya hala sevmiyorum. Bamya hala sevmiyorum. İşte bunun ne alakası var zaten? Kusacağım. Ve hepsi de açken oldu. Bir gün eve geldim de çok açım, ölüyorum. Evde yemek başka kabak var mesela. İşte üzerine yoğurdu abanayım da öyle yiyeyim diye. Ulan güzel içini yemeye başladım. Biber dolması mesela hala biber kısmını yemedim 25-26 yaşlarıma kadar. Sonra yine bir gün açken onu da gömdüm. Yani açken sen değilsin misali. Mantar mesela nefret ederdim. Şimdi mantarı böyle çiğ çiğ kıtır kıtır yiyorum. Maydanozu hala sevemiyorum mesela. Güzel var yani. Üzerinde kürdülü koymuş. Abi pırasa. Zeytinyağlı pırasa yiyorum. Çok da güzel gidiyor. Pirinci bol. Ekmek de alacaksın yanına onun. İnsan depresyonda olduğundan emin değilim ben. Böyle bu kadar komik tatlı bir şey yapman için depresyonda olmayabilirsin yani. Granola, sosis ve üstteki jelibon sağ peşinde ekşi. Ha. Aynı anda. O bunu hepsini nasıl atayım abi? Hayır. Hepsinden attın. Tamam aynen. Çok güzel aldı lan. Sosis ne alaka ya? Yapıyorlar işte kız mı? İnsan demek ki depresyona girince garip bir şeyler keşfetmeye çalışıyor. Sirkenin kokusu evet sirkeyi ben de kokladığım zaman böyle şey oluyorum böyle oluyorum ama bir de ben birkaç gündür salataya sirke koyuyorum. Sabah da sirkeli su içiyorum ya. Sirkeyi ben ayrı bir cam şişeye almıştım. Bugün böyle çok az kaldı artık yenilenmesi lazım. Sirkeye bir baktık böyle içinde 10-15 tane karınca vardı. Girmişler içine ölmüşler. Karıncalı sirke de içmedim demem.
Yani çok güzel bir aroması vardı. Mis gibi gitmiş farkında olmadan. Oh oh. Allah yukarıda. Hayır, bunu hangi depresyonda düşünmek yeltenmezsin ki ya. İçine nasıl girdiler hiçbir fikrim yok. Ağzı da şeyli böyle, yani dökünce açılan var ya, kapaklı. No, açık kalıyor tabii o bazen de. Niye karınca sirkeye gitti onu bilmiyorum. Hangi akıl bunu icat etmiş? Bu arada genel olan bir şey değil diğerleri gibi. Bu böyle bizim en ilginç bulduğumuz depresyonun protein paylaştığı bir şey. Bir insan yapmış evet, yani. Aynen öyle. Evet. Ne yapıyorsun? Şimdi hepsini nasıl ağzıma atacağım? Evet. Isıracağım işte. Tamam işte şöyle yapayım. Ağzıma atma. Çok zor yapıyorum. Jelibonun da o dışı tuzlu olanım var. Ekşi 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 taneli. Dolu dolu böyle. Böyle önce ağzına böyle diye Emerson'a bir yüzün böyle bir ekşir. Kalanı sonra emcüklersin. O çok güzel oluyor. Aşırı ekşi olanlar var ya. Ben ekşi seviyorum ya. Tat yok. Hepsi o kadar karışık ya. Nasıl bir cümbüş? İğrenç bir cümbüş. Dengeli besleneyimin yanlış anlaşılmış hali. Bunları ayrı ayrı yemen lazım. Beraber yiyelim. Birlikte çok mu kötü? Granola'nın işi yok. Hadi jelibonun bir nebze. Ama granola ne alaka? Dünyanın en saçma şeyi abi gerçekten. Ya granola zaten kuru bir şey. Evet. Ve yapışkan bir şey. Jelibon da öyle. Bir yere geldiklerinde double yapışkan. Evet, ha bak kuru... bir gün ben ciğerden nefret ederdim affedersin. 5 kuruş param öğrencilerindeki açlıktan rengim ölü rengine dönmüştü. Karşı komşu tanıdıktı. Kız eviydi. Yemek istemiştim. Ciğer vardı. Tabağa yedim. Şimdi müptelasıyım. Aynen öyle. Ciğer iyi yapılmadığında onun değişik bir tadı olur böyle. Rahatsız eder o seni. Ama güzel yapılmışsa çok lezzetlidir. Aynı şekilde ben de onu yaşadım. Yine açken ciğer yemek zorunda kaldım. Yine öyle bir mevzu oldu. Evde ciğer vardı. Babam mı yapmıştı böyle unlu munlu böyle güzel. Ciğer Amerikan uyumunu orada yaşadım ben. Şimdi bayılıyorum ciğere. Bir şey oluyor yani. Evet, sosiste evet. Bu üçlüğe hiç anlamadım. Bu insanlar depresyonda kalmayı istiyor önce. Niye ki? Kendime olan saygımı ne kadar düşürebilirim? Tavuk ciğeri yemedim galiba ya. Yemişimdir de. Covid'in gençlere etkisini araştıran... Her yerde ciğer yenmiyor. Gençlerin yaşında ağır depresyon tespit etmişler. Araştırmada Türkiye ilk sırada... Depresyondan değil o, miyim ekonomik acaba? Krizden. Pandemiden değil. Böyle bir durum. Abi ne yapalım ya? Çıkmış. Ya o kadar zor ki gerçekten. Hani tutunabilecekler hiçbir şey yok, anladın mı ülkede yani bence? İkinci sırada ise Güney Afrika geliyormuş abi. Gerçekten üzüntü verici bir sonuç. Peki granola sos... Oğlum ben şunu yemeye başlasam hayat standartım düzelir amına koyayım. Bu nasıl sağlıklı bir besin ya? Somon altında ne yeşilliği var onun? Sis ve sour patch. Üçlüsüne 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Puan vermiyorum, 0. Abartma abi. Hiç abartmıyorum. Sos satırına bir... Hiç abartmıyorum. Abi, 1 yani. 1. 1 valla, 1 çünkü sosu da yedim bu arada. Ispanak, somon yanında da ne... Bunları beraber yememelisin. Uf, canım püre çekti. Rengi en azından pratikliğinden 3 vermiştim. Bu pratik de değil. Anlamı da yok. 2 veriyorum. 2. Abi bunu da yedin. Sağlamasını yapıyorum, gerçekten 2 mi? Ha. Ben çok şey kötü bulmadım aslında. 3 tane en sevdiğim şey bir arada manasız olmuş ama 3 tane en sevdiğim şey. O yüzden 7. Senin bunun kafam gidip geliyor ama hayırlısı yani. Evet. Sen hırkayı giydin gelip pratik var sende yani. Depresyonla son mu? Buradaki en iyi depresyon yemeği bu listede bu arada. Birazdan ben kendim açarım. Son artık. Ya. Oğlum ananın kazak değiştirmesine gerek yok lan bu bölümde. Evet. Kendi halinde gelsin o zaten. Ispanak, somon, esmer pilav, bitter çikolata. Bitter, abi depresyondaki insan bitter yemez abi. En sütlüsünü, en böyle akışkan çikolatalısını yer ya. Bu insan niye depresyondaki ıspanak yemek ister ya? Depresyondaki adam lapa pilavın üzerine mayonez ketçap sıkar kardeşim ya. Ekmek yer yanında ya, ekmek. O ne? İşte esas yenmesi gereken şey bunlar. Hangi depresyon mu? Nerenin depresyonu? Abi bu nasıl bir menü ya? İşte bu, tamam. İşte evet. Evet. Bu ne kanka? Bitter güzel olur. Ben bitter sevmiyorum ya. Neden iyi depresyondaki insanlar damak tatlarını hayır, dur, kaybetmiş şöyle, gibi davranıyor? Bunlar bir arada yenilen şeyler değil. Bayağı psikolojik olarak çok daraldığında, depresyona girdiğinde yemen gereken
yiyecekler. Evet aynen. Bu ihtiyacın olan bu yavrum ya. Aynen. Ne var peki önümüzde? Bu arada araştırmış da bu içeriği yapmış. Belli de garip geliyor i̇şte bana. İşte bir adet ıspanak var. Bir abi adet... geldin mi? Emin değilim hatırlamıyorum. Yiyecekler. Evet aynen. Bu ihtiyacın olan bu yavrum ya. Aynen. Ne var peki önümüzde? İşte bir adet ıspanak var. Abi geldin mi? Emin değilim hatırlamıyorum. Tamam. Olabilir. Ömrüm. Şimdi önümüzde yoğurt somon, var mı? Somonumuz var, ıspanağımız var ve esmer pirinç Bordi ne dedi? Var. Bir de bitter çikolatamız mevcut efendim. Bu nerenin depresyonu? Hepsini çok severim. Ispanak da çok severim. Kesin. Peynirli işte ayak kokan tam tersi. Bitter daha iyi depresyon için. Yok balım düz genel kültür uzak olduğum bir kavram. Montajör ediyor. Annen de çok güzelmiş. Niye birbirimizi ben de iyice buraya geldim. Karnımı doyurdum gidiyorum. Böyle bir şey olamaz. Niye abi bu depresyonluk insanın yemesi gereken yiyecekler sence? Omega 3, sağlıklı karbonhidrat, sebze ve sağlıklı tatlı. Sebze. İyi hissettirir mi depresyondayken? Bu şekilde hani... Ya bunu yapmak besin. Bile iyi gelebilir insana. Ha evet yemek yapmak falan. Evet. Çünkü işte bir şey yapıyorsun anladın mı en azından? Yani kendin için. O da işte o depresyondan çıkmak için çok gerekli. Deakin Üniversitesi'nde yürütülen dünya çapında bir deney sonucunda beslenme düzeni iyileştirmenin majör depresyonu tedavi edebileceğini göstermiş. Tabağında bulunan yiyeceklerden somon, serotonin üretmemize yardımcı olabilecek bir amino asit içeriyormuş. Ispanağın sakinleştirici bir etkisi varmış. Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler beynimizde dopamin üreten folat içeriyormuş. Bu zevk veren kimyasal sakinlik duygumuzu korumamıza yardımcı oluyormuş. Ama... Sinirlendin mi? Temel Reis. Temel Reis hep kara, kaba sakala sinirleniyordu. İyip iyip. Orası beni lan. Zıt. Ooo Sümeyra'cığım hoş geldin ya. Esmer pirinç, kepekli ekmek ve baklagiller gibi kompleks karbonhidratlar yemek ruh halimizi sabit tutmaya yardımcı olurmuş. Selamlar, 20 ay olmuş abone olduğum gün kızım dünyaya gelmişti o gün. Ta ilk yılan videolarından beri izliyorum seni, seviliyorsun. Viyana'dan selam olsun. Varyocuğum, Allah analı babalı büyüsün demişimdir yüksek ihtimalle. 20. ayın hayırlı olsun. Serotonin seviyelerini arttırırmış ve son olarak bir de bitter çikolatamız var. Bitter çikolatamız ise şekersi ve bitter çikolata abi kortizol hormonunu azaltarak sinirleri yatıştırır ve stresi azaltır. Seni Urfa'da misafir etmek istiyorum. Hayır kardeşim. İki ay içerisinde olmaz. Bitter çikolata. Çok büyük bir etkisi olmasa da biraz daha iyileşmek. İşte o oluyor. Şöyle bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Hani böyle sadece bunları yiyerek depresyondan çıkılır gibi bir şey yok. Onu... söylemek lazım. Bunun yanı sıra... Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben ilk şeyi düşündüm. Acaba bunlar depresyondan çıkmana yardımcı olabilecek gıdalar mı acaba diye düşündüm. Ama o cips paketi... Ben videoyu da yanlış anlamış olabilirim diye düşündüm az önce. Hayat tarzını değiştirmen lazım. Bir şeyler her ne kadar bize zor gelse de o bizi zorlayan şeyleri yapmak için kendimizi... zorlamamız lazım. Abi yeni haberler var sende galiba. Bizimle paylaşmak ister misin? Depresyon hastalarını ılık suyla duş, bak sıcak ya da soğuk değil. Ilık suyla duş almak da iyi geliyor. Puanlamamıza geçelim Cancığım. Bu önümdeki sağlıklı yiyeceklere 10 üzerinden kaç puan bu, veriyorsun? Bu bir 8'de hak etti bence. Kaç puanlık bir depresyon yiyeceği bunlar? 10. Ben kaç veriyorum? Bunu biri bir şey denedi gene. Evet bir şeyler denendi. Ama depresyondasın. Öyle düşün yani. Bu, böyle bu mu seni tatmin eder? Bu beni tatmin eder. Big Mac menü mü tatmin eder depresyonda? Ya ayağım. Ben onu bir kere yerim sonra hep buna dönerim. Ben severim bu üçlüyü ayrı ayrı. 9 veriyorum. 10 üzerinden kaç 8. puan? 8 puan verdik bu sağlıklı yiyeceğe. Bu sağlıklı yiyecek. Gönlücüğüm son olarak burada depresyonda olan veya kendini depresif, mutsuz hisseden arkadaşlarımıza, dostlarımıza neler söylemek istersin? Çıkın. Depresyondan. Ben... Bu benim hani soruyu dojlama şeklim gibi olmuş yani. Çıkın. Çıkabilse çıkacak. Hadi bir çıkın yürü. Girme. Yürüyün. Böyle yapıyorum. Temiz havada yürümek her zaman iyi geliyor. Korkularınız varsa, yapmak istemediğiniz şeyler varsa bence üstüne gidin. Üstüne gitmek çok çözüme yardımcı olan bir şey. Ama eğer durumunuz çok daha kritik olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir... sağlık çalışanına başvurun. Bu konuya hep katılıyorum. Bunu tek yaşayan kendileri değil ve hiçbir zaman geçmeyecek gibi bir şey yok. Hepsi geçiyor yani. O yüzden umutsuzluğa kapılmasınlar. Birazcık vücutlarının ve ruhlarının onlara
yönlendirmesine bıraksınlar kendilerini. Çabalamak gerekiyor o işte kafesten çıkmak için. Özellikle çok fazla konuşabileceğin insan yoksa klinik yardım almak acayip mantıklı. Uyku düzeni inanılmaz önemli bence. Çünkü gündüz hayatta olmak motivasyonunu arttırıyor. Acayip bozuk bu uyku düzeni sürekli seni o mutsuz loop'ta devam ettiriyor falan. Doğru. Böyle yani. Böyle. Ne? Evet. Kendini sıçmışım ama. Zorlarsanız böyle bir şeyler yapmak için yavaş yavaş daha iyi oluyor yani. Yavaş ve zor oluyor ama olabiliyor bence. Bu sürecin de bir sonu olduğunu asla unutmayın. Bunun geçeceğini bilmek kişiyi otomatik olarak bir sıfır önde başlatıyor. Aynen öyle. Rahatlatan bir duygu durumu. Kendimizi bir şeylere zorlayıp geçecek. O günün bize iyi geleceği fırsatını geri tepmemek. Önemli olan şey bu. Çünkü öbür senaryoda ne olacağı belli. Yataktan hiç çıkmıyorsun. O günün güzel geçeceği kesin olsa bile sen o şeyi fırsatı geri tepmiş oluyorsun. Zorlamak lazım aslında. Evet, biraz